Bakın e, böyle bir giriş yaptım. Şimdi birileri böyle biz uçuyoruz, kaçıyoruz zannetmesin. Hep altını dolduruyoruz, veriyle dolduruyoruz ya. Bakın e, Türkiye'de e, biz ben Otlu'ya yine girdiğimde yine aynı sene 18 yaşındayken e, o dönemler diyordum ki işte Rockefeller Rothschild ailelerinden bahsediyordum. Çünkü o dönemler rahmetli şehit albay Oğuzhan Küçük Demirkul'dan da öğrendiklerim. Onun e, Türkiye'de bulunmayan ama harp okulunda bulunan Toplatılmış, yok edilmiş ama harb okulunda bir şekilde bulunan kitaplardan öğrendiklerini biliyordum. Mesela Raif Karadağ'ın kitapları vardı. Ve işte Rockefeller'ler, Rothschild'ler nasıl dünyayı yönetiyorlar bunu anlatıyordum. O gün e, solcusu sağcısı yani e, çeşitli orada grupların içerisinde olan sol ya da sağ tarafta bulunan arkadaşların tamamı bana diyorlardı ki ya çok Amerikan filmi seyrediyorsun. Şimdi bakın herhalde bunu öğrendik, anladık artık bütün millet olarak. Yani illa arkadan gelmemiz gerekmiyor ki. Bugün bunun biz daha derinine gittik. Hala o derinlikle ilgili biz uyduruyoruz zanneden insanlar var. Bakın burada özellikle altını çizeceğim. Ee, birilerine e, adam e, e, zaten Ermeniyken biz adama Ermeni dememize gerek olur mu? O Ermenidir. Ee, gayet de başımızın üstünde yeri vardır her insanoğlu gibi. Ama bir adam e, bunu gizliyorsa biz bunun arka planına vuruyoruz ve bunu ifşa ediyoruz. Topluma diyoruz ki bak gizliyor. Gizlemesi de bir gizli ajandası olduğundandır. Yüzlerce yıldır gizliyor bunlar çünkü bunun tarihteki sadece Türkiye'de değil, dünyada bunu nasıl yapmışlar? Hep kendilerini gizleyerek nasıl devletleri ele geçirmişler? Bunları anlatıyoruz. Ama adam bunu bile biz o kişiye hakaret ediyoruz zannederek dinliyor. Çok ilginç. Niye biliyor musunuz? E çünkü birileri de sağdan sonra mesela Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili uydurma hiçbir belgeye bilgiye dayanmayan bir şekilde Yahudi diyor ya. Birileri Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili hiçbir belge bilgiye dayanmayan Yahudi diyor ya. Birileri adam benim yüzüme karşı bana Rum diyor ya. Şunun hiçbir belge bilgiye dayanmadan. Zannediyor ki biz de öyle yapıyoruz. Ee, biz de bir belgeye bilgiye dayanmadan uyduruyoruz. Milleti kararlıyoruz falan. Ee, can dostlar bakın Allah'a hamdolsun. 12 tane kitap çıkarmışım. Kitap. Hukuki belgedir. Burada yayınlar yapıyoruz. Televizyon yayınları yapıyoruz. Ee, Allah'a hamdolsun hakkında açılmış bir tane dava var. Bırakın kaybetmeyi kazanmayı bilmem neyi, açılmış dava yok. Neden yok sizce? Şimdi ee, ne dedik? Solu kandırmak için sol medya kurulur, sağı kandırmak için sağ medya kurulur. Tabii ki yani. Diyelim sen sağcısın. Senin izleyeceğin bir alan oluşturulacak ki seni oradan kandırabilsin yani. Bunu oluşturabilmek için de seni bazı açılardan okşayacak ki değil mi? Aynısı kişiler için de geçerli. Medyanın için olduğu gibi kişiler için de geçerli. Adam çıkacak senden görünecek ki seni kandırabilsin, peşine takıp götürebilsin. Ne olur uyanık olalım. En bu benim abim, bu benim canım ciğerim, bu benim arkadaşım, dostum dediğiniz insan da zaten kendi görüşüne sizi çekmek için bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla yani sizi düşünerek efendim benim bu kardeşim, bu dostum doğru bilgiler öğrensin ben onlara aktarayım diye değil ki. Yani kendisi doğru gördüğü için o bilgileri aktarıyor. Ama kendisine bakalım kendisi araştırmış mı, sağına soluna bakmış mı? Dolayısıyla böyle bir zincir, böyle bir silsile gidiyor. Bunlara özellikle değinmek istedim. Bunlara değindikten sonra şimdi bakın biz neyin seçimini yapacağız? Biz değerli dostlarım Türkiye'de İsmet ve Muaviye tasvubu e, ile e, Mustafa'ların zannettiğimiz nakil cehaletiyle gerçekten Mustafa'ların akıl ve ilmini arasında seçim yapacağız. E, Mustafa seçilmiş demek değil mi? Dolayısıyla biz gerçek seçilmişlerin e, tarafında mı olacağız? Yoksa kendini seçilmiş zanneden ama böyle zannederken bile kendini gizlemek zorunda kalan anezi ve pakdunilerin tarafında mı olacağız? Şimdi bunları ne kadar somutlaştıracağımı göreceksiniz. Biz akıl ve ilmin, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, e, Hazreti Efendimiz, e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ilim neredeyse gidin bulun dediği akıl ve ilmin son dahlilde 2020-10 Kasım'da devletin sözü olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Atatürk'ün akıl ve ilim mirasını takip edeceğiz dediği mirası mı takip edeceğiz? Yoksa insanları cahilleştiren e, o Emevi anlayışı, Peygamber Efendimiz imamla sultanı ayırmışken, Peygamber Efendimiz bilmiyormuş gibi alıp imamla sultanı birleştiren o Emevi anlayışı, e, fenni felsefi ilimleri medreselerden çıkartan o Emevi anlayışının peşinden mi gideceğiz? Sırf şeyhler Kur'an-ı Kerim okusun, sırf şeyhler ilim yapsın da halk o şey ne derse o tarafa gitsin, halk okumasın diyenlerin tarafında mı olacağız? Biz bu seçimde bunu seçeceğiz. Bakın, şimdi somutlaştıracağım. Biz e, Hz. Muhammed Mustafa'nın tarafında mıyız? Anezi Ebu Sufyan'ın tarafında mıyız? Bunu seçeceğiz. Biz Hz. Ali'nin tarafında mıyız? Anezi Muaviye'nin tarafında mıyız? Bunu seçeceğiz. Biz e, Veliaht Mustafa'nın tarafında mıyız? Onu öldürten, onu öldürten oyunu kuran e, Anezi Ebu Sud'un felsefe ve e, 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 fenni ilimleri medreselerden çıkartan, aklı ve ilmi yok eden, e, ta işte dinlerin katline, e, Piri Reislerin katline giden, e, yolları açan adamların tarafından olacağız. Biz e, e, bu Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ederken, Beni bunun fetvalarıyla gömün dediği adamın tarafında mı olacağız? Ee, e, Yunus Emre'ye e, kafir diyen adamın tarafında mı olacağız? Biz e, e, bugün devletimiz Alevi açılımı yaparken, Horosani bir açılım yaparken, akıl ilim derken bu tarafta mı olacağız? Aklı ilimi medreselerden çıkarmış olduğu halde yüksek öğretimin temsilcisi diyerek üstelik de Alevi katlinin altına vurulmuş mührü YÖK Başkanı tarafından, Cumhurbaşkanlarına Cumhurbaşkanı'na ulaştıranların mı tarafında olacağız? Biz buna karar vereceğiz. Ee, biz Sultan Vahdettin'in tarafında mı olacağız, Anzavur'un tarafında mı olacağız? Sözde Vahdettin'ci Anzavur'un tarafında mı olacağız? Ee, biz Serasker Rıza Paşa'nın tarafında mı olacağız, Mithat Paşa'nın tarafında mı olacağız? Ee, e, Osmanoğlu oluyor da Mithatoğlu niye olmasın diyen adamın tarafında mı olacağız? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı olacağız? İsmet İnönü'nün tarafında mı olacağız? Türk oğlu Türk Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı olacağız? Erivan'dan Bitlis'e, oradan Malatya'ya gelen İsmet İnönü'nün tarafında mı olacağız? Biz Deniz Baykal'ın tarafında mı olacağız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı olacağız? Biz babası Türk, Türkmen Deniz Baykal'ın tarafında mı olacağız? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı olacağız? Biz e, Muharrem İnce, Aslı Baykal Doğu Perinçek Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın tarafında mı olacağız? Yoksa Selahattin Demirtaş'ın, Temel Karamollaoğlu'nun e, Meral'in Mithat'ın, Mithat, Mithat Sancar'ın tarafında mı olacağız? Arkadaşlar biz adam mı olacağız? Pagan mı olacağız? Biz bunun seçimini yapacağız. Anadolu'ya adamlar mı hakim olacak? Paganlar mı hakim olacak? Biz bunun seçimini yapacağız. Dünyanın merkezi, dünyanın başkenti, dünyanın yönetim merkezi, Kızıl Elması, Anadolu'nun e, adamlar tarafından yönetilmesi ya da paganlarla esir olmasının seçimini yapacağız değerli dostlarım. E, şimdi bakın arkadaşlar, yani e, Türkiye'de e, bazı kitleleri anlamak mümkün değil. Ezberin içerisine gömülmüşler ya, şimdi bazı insanlardan bazı cümleler okuyacağım. Sonra işi toparlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Antalya milletvekili Yıldıray Sapan. Bakın. Sabah söylediğini akşam inkar eden, Atatürk'ten nefret eden, Kılıçdaroğlu mu hak, hukuk, adalet getirecek? AK Parti ve kadrolarını rahmet okutturacağına emin olabilirsiniz. Madem dürüstsün, Depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP'li belediyeler olduğunu neden söylemiyorsun? Kim soruyor? Cumhuriyet Halk Partisi eski Antalya milletvekili soruyor. Geçen gün ne dedik? Adam dedik. Ee, Bornova Belediye Başkanı bir açıklama yaptı değil mi? CHP'li bakın bu insanlar. Devam edelim biz. Bakın bugün Aslı Baykal'dan açıklama. Aslı Baykal'dan açıklama. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki. İyi ki Erdoğan var. Aslı Baykal söylüyor. Altılı masayı sık sık eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık üzerinden yerden yere vurdu. Baykal paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Biz ne demiştik? Doğu Perinçek, e, yani Atatürkçü değil, değil mi sanki yani birilerine göre? Aslı Baykal, Deniz Baykal Atatürkçü değil. Muharrem İnce Atatürkçü değil. Ya bakın bunu niye söylüyorum? Yahu siz hala Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin peşinden Atatürkçü diye gidiyorsunuz. Siz CHP Atatürkçü de Sayın Erdoğan Atatürk karşıtı diye bu işin peşinden gidiyorsunuz. CHP Atatürkçü değil, evet. Ee, AK Parti de Atatürkçü değil, evet. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan Atatürkçü. Öbürleri bu demin saydıkları Kemalist. İkisi farklı şeyler. Şimdi siz karar vereceksiniz. Kemalist misiniz, Atatürkçü müsünüz siz? Kemalizm'i, Kemalizm denen 1922 basımı Fransızca Kemalizm kitabının çevirisini e, programa soktukları gün Atatürk'ün ölüm emrini, ölüm startını veren adamların tarafında mı olacaksınız? Atatürk'ü öldürüp yıllarca Atatürkçü geçilmiş insanların tarafında mı olacaksınız siz? Yoksa gerçekten Atatürk'ün tarafında mı olacaksınız? Sizler Deniz Gezmiş'in asılmasına oy verip de yıllardır Deniz Gezmiş'i ananların tarafında mı olacaksınız? Sizler, Temel Karamollaoğlu, Erdal İnönü, Erdal İnönü'nün baş danışmanı, sonradan vali olan Ahmet, e, bunların organize ettiği Sivas'ta e, bunların tarafı mı olacaksınız? Sivas'ta bunların maşası olan, o yangını çıkartanların mı tarafı olacaksınız? Yoksa siz orada yananların tarafı mı olacaksınız? Siz başbağlarda kurşunu sıkanın tarafında mısınız? Başbağlarda kurşuna dizilen 33 tane vatandaşın tarafında mısınız? Siz 33 erin tarafında mısınız? O 33 eri şehit edenlerin tarafında mısınız? Siz yıllarca bu ülkeye yanlış koordinat veren veya koordinat verip sonra öbür tarafa da kaçın diyen adamların tarafında mısınız? Siz Van'da milletin üstüne monotof koklayıyla atan polisin tarafında mısınız? FETÖ'den bahsediyorum. Siz Gezi'de biz Gezi başlarken demiştik ki Cuma günü, Cuma günü 1, e, 31 Mayıs Cuma günü sabah 8.30'da çevremdeki 30 tane insana mesaj attım. Hepsi hatırlarlar. Dedim ki oraya gitmeyin. Orada insan öldürecekler. Orada FETÖ'cü polisler Alevi öldürecekler. 8 kişi öldü, 8 de Aleviydi. Biz tesadüf müydü Bunu nereden bildik? Siz kimin tarafındasınız? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kök aldığı, e, ondan sonra İnsan neslini bitirmek üzere, evet burada yazıyorsunuz yorumda ben adını anamıyorum. O harfler var ya böyle bir sürü harfler. İnsan neslini bitirmek üzere kurgulanmış bir reklamasyonun parçası olan adamların tarafında mı olacaksınız? Yoksa siz insan neslini mi koruyacaksınız? Ha? Siz yahu insanlık efendim bu cahiller çoğalıyor biz çocuk yapmayacağız e, ondan sonra e, diyen e, kafası durmuşların. Yani sözde insan neslini kurtarmak için insan neslini kurutma yönünde ilerleyen, nüfus planlaması yapan kafası durmuşların tarafından mı olacaksınız? Onların cahil dediği ama ülkeyi her yönden daha iyi bir perspektifle ölçebilenlerin tarafından mı olacaksınız? Hayatında oturup da bir siyasi programı izlemeyen cahillerin tarafından mı olacaksınız? Köyde, kahvede her grup toplantısını izleyip onunla ilgili tartışan, yorum yapan insanların tarafından mı olacaksınız? Siz neyin tarafında olacaksınız buna karar verin. Siz Genç Osman'ın tarafında mı olacaksınız? Onu katleden e, e şeyhülislamından Yenişehir erine kadar onu katleden devşirmelerin tarafında mı olacaksınız? Siz Türk'ün tarafında mı olacaksınız? Türkü Türk, Türk yurdunda esir edenlerin tarafı mı olacaksınız? Buna karar vereceksiniz.